Bildiğiniz gibi değil. İstanbul'a bela olan AEDES türü sivrisinek Bursa'da da görülmeye başladı. Eskiden hava karardıktan sonra saldırıya geçen sivrisinekler evrim geçirdikten sonra artık gündüzleri de ısırıyor. İstanbulluların başına bela olan gece gündüz ısıran sivrisinekler Bursa'yı da mesken tuttu. Büyükşehir ekipleri cadde ve sokaklardan geçerek mobil ekiplerle ilaçlama yapıyor ancak bu yeterli olmuyor. Artık Bursa'da yapılaşma iyice sitelere dönmüş durumda. Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri site içlerine girmiyor ve bu alanların ilaçlamasını site yönetimlerine bırakıyor. Büyükşehir Belediyesi bunda çok da haksız değil ancak bir bölgenin tamamı senkronize olarak ilaçlanamadığından sadece cadde ve sokaklarda yapılan ilaçlama da boşa gidiyor ve yetersiz kalıyor haliyle. Artık gündüzleri de ısırılıyoruz. Türü, adı her ne olursa olsun bu sene sivrisinekler gündüzleri de ısırıyor ve ısırdıkları yerler alışılmış sivrisinek ısırıklarına göre çok daha fazla şişiyor ve kolay kolay iyileşmiyor. Bu yeni tür sivrisineklerin taşıdıkları ve bulaştırdıkları hastalıkları kısa bir internet aramasıyla bulabilirsiniz. Sorun şu ki kişisel ve dar alanlarda alınacak önlemlerle bu sorunun önüne geçilmesi mümkün değil. İlaçlama ekipleri bir bölgeye girdiklerinde bölgenin tamamını ilaçlamalılar ki yapılan ilaçlama boşa gitmesin. Bursa'nın tamamı ne durumda bilmiyorum ancak Bademli'de durum gerçekten kötü durumda. İki sene pandemiden çok çektik, şimdi de sıcaklar bunaltıyor. Bu sıcaklarda bari kendimizi biraz olsun dışarı atmak istiyoruz ama sivrisinek istilasından ne çare. Büyükşehir Belediye'mizden ricamız lütfen şu sivrisineklerden kurtarın bizi. Bu arada, Büyükşehir Belediyesi'nin sivrisinekle ilgili bilgilendirici broşürden fotoğraf olarak gönderiyorum. Onu da vatandaşı bilgilendirmek ve farkındalık adına yayımlarsanız memnun olurum. Saygılarımla. Hakan Karaatlı. Uzaklarda arama çünkü o çok yakında. Sivrisinek yumurtasını durgun suya bırakır. Durgun su içinde olgunlaşan larva daha sonra sivrisinek olarak çok yakınındaki insanları rahatsız eder. Sivrisinekten şikayetiniz varsa 50 ila 100 metre yakınınızda kesinlikle bir üreme kaynağı vardır. Lütfen kendinize yardımcı olunuz ve çevrenizi inceleyiniz. İlaçlama yapılmadan da sorun çözülebilir. 5 soru 5 cevap. Bir sivrisinek yeşillikten mi oluşuyor? Hayır, sivrisinek yalnızca durgun su içerisinde oluşur. İki Bahçemizi sulamak için kova, varil kullanmayacak mıyız? Su tutan tüm kaplar hava almayacak şekilde kapatıldığı takdirde sivrisinek üremeyecektir. 3 Sivrisinek sorunu ilaçlamadan da çözülebilir mi? Evet, evinizin etrafını kontrol ediniz. Durgun su olabilecek küçük büyük her türlü birikintiyi ortadan kaldırabilirsek akşam ilaçlamasına u 50. 5. uçkun mücadelesi gerek duyulmayacaktır. 4 bodrumda sürekli su var, sivrisinek üretir mi? Evet, bodrum ve inşaatlarda yer alan su birikintileri sivrisinek oluşturur. Belediyemiz bilgilendirilir ise ücretsiz olarak ilaçlanacaktır. 5 ilaçlama sadece akşamları mı yapılmaktadır? Hayır, mücadelenin en önemli aşaması gündüz vakti sivrisinek üreme yataklarının ilaçlanmasıdır. Bu amaçla ayda iki kez bu noktalar ilaçlanmaktadır.